Efendim günün öne çıkan gelişmelerini, haberlerini aktarmayı sürdüreceğiz ama programımızın bu bölümünde bir konuyu canlı yayın konuğumla birlikte ele alacağız. Konuğumu yakından tanıyorsunuz esasında. Her cumartesi size Ali Tezel'e sorun programında sorularınıza yanıt veren Sayın Tezel. Ali abi bizimle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İşsizliği konuşacağız sizinle. İşsizlikle ilgili rakamlar açıklanıyor. Bu rakamlar açıkçası bana güven vermiyor. Güven vermediğini sendika temsilcileri de dile getiriyor. Evet. Bir sosyal güvenlik uzmanı olarak sizin de tabii ilgi alanınızda. Bu rakamlar kafamızı karıştırıyor. Dün bununla ilgili çok güzel bir haberimiz vardı. Önemli bir haber Hatice Karan'ın yaptı. İsterseniz önce o haberi birlikte izleyelim. Burada yine sendikacı Serkan Öngel'in açıklamaları var. Onun üzerine bir sohbet edelim istiyorum. Evet efendim, dünkü haberi ben tekrar anons edeyim. Haberimiz şöyleydi, bir aydan uzun süredir iş arıyorsanız işsiz değilsiniz. AKP iktidarı işsizlik rakamlarını da katakulliye tabiri caizse getirdi. İşsizliği hesaplama yöntemi değişti. Bu nedenle rakamlar olduğundan daha düşük çıktı. Ancak buna rağmen işsizlik arttı. Haberimizi izleyelim, sohbetimiz devam edecek. Bir buçuk ay önce iş aramak için müracaat ettiniz. Sizi işsiz kategorisinden saymıyor. Çok işsizlik, çok, gerçekten çok. İşsizlik rakamları bu kez olduğundan düşük gösterildi. Çünkü işsizliği hesaplama yöntemi değişti. Örneğin TÜİK artık bir aydan uzun süredir iş arayanları işsiz saymıyor. O zaman hiçbir şekilde işsiz kalmayacak herhalde böyle giderse yani. Farklı hesaplama yönteminin yarattığı bir fark var. Bu farkı geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda yaklaşık 0.6 puanlık bir düşüşe tekabül ettiğini görüyoruz. Bu da mevcutta aslında işte %10,5, %10.4 olması gereken işsizlik rakamının 9.9 olarak çıkmasına neden oluyor. İnanmıyorum ben. Yöntem değişti, rakamlar düşük çıktı. TÜİK 2014 yılı işsizlik oranını %9.9 olarak açıkladı. Vatandaş ise bu rakamlara inanmıyor. Yansıtmayan %9'dan fazladır. 800 lira, 1 liraya insanlar asgari ücretten ev geçindiremiyor. Artı yani onu da bulamıyorlar. Arkadaşlarımızdan, çevremizden gördüğümüz özellikle genç nüfusta yani rakamlar pek doğru yansıtmadığı yönünde bizlerin var yani. Peki gerçekte ne kadar işsiz var? Gizli işsizler ve bir aydan uzun süredir iş arayanlar da dahil edildiğinde işsizlik rakamları çok daha yüksek çıkıyor. Bir saat çalışsanız bile o hafta, anketi yapılan haftada sizi işsiz kategorisi içinde değerlendirmiyor TÜİK. Bunları da dahil ettiğimizde rakam çok daha yüksek. %20'lere ulaşan bir işsizlik gerçeğimizin olduğunu söylemek mümkün. Evet. Sevgili Hatice'nin yaptığı haber böyleydi. DİSK Araştırma Müdürü Serkan Öngel'in açıklamalarını duydun Ali abi. Vatandaşa da sorduk biz bunu. Hı hı. Gerçekten kimse tatmin olmuyor. Açıklanan rakamlar kimseyi tatmin etmiyor, inandırıcı gelmiyor. Şöyle sorayım, bu işsizlik rakamları, bu istatistikler nasıl hesaplanıyor? TÜİK nasıl bir metot izliyor? Bu metot nasıl değişti? Şimdi şöyle geriden gidelim. Gidelim. 1999 yılında bir koalisyon hükümeti vardı. Bülent Ecevit başbakandı. Hı hı. TÜİK'in anketlerindeki sorduğu soru şuydu. Son 12 ay içinde herhangi bir resmi bakava iş aramak için başvuranlardan son bir ay içinde çalışabilir durumda olanların sayısı kaç diye soruyorlardı. İşsizlik rakamı farklı hesaplanıyordu. Hı hı. Şimdi AK Parti'nin ilk geldiği yıl o bir yılı 6 aya düşürdüler. 12 aydan 6 aya çektiler. Evet. Böylece işsizlik rakamını düşürmüş oldular. Son 6 ay içinde iş bulmak üzere başvuranların sayısı. Evet. Yani İşkur'a son bir yıl içinde başvurmuş ve halen son bir ay içinde iş bulsa çalışabilecek durumda olan. Yani hasta değil, o öğrenci değil, özürlü değil vesaire vesaire. En son bunu 2011 yılında 3 aya düşürdüler. Yani son 3 ay içinde resmi bir kuruma iş aramak için başvuranlardan son 15 gün içinde iş bulsa çalışmaya hazır kaç kişi var? Anketlerine gidiyorlar. Şimdi bunu yeni 2015 yılında bir aya düşürdüler. Yani bu şu demek aslında, İşkur'daki iş arama kaydını her ay değiştirmezsen işsiz sayılmıyorsun. Evet, işsiz sayılmıyorsun. Yani iş arayan sayılmıyorsun. Bunu rakamlar nereden görüyoruz? Şimdi ülkemizin 76 milyona yakın nüfusu var. İş gücüne katılım oranını da 15-65 yaş arasındaki nüfus oluşturuyor. Hı hı. Sayısı 51 milyon bunun. Avrupa Birliği'ne baktığımızda bu 15-65 yaş arasındaki nüfusun yüzde kaçı iş gücüne katılma oranı içinde diye bakıyoruz. Yaklaşık ortalama %70. ABD. Yani AB ortalaması. Mesela İspanya'da %74 gibi. Ortalaması ise %70 civarında. Bizim ülkemize bakıyoruz. Nüfusun iş gücüne katılım oranı şu anda %40. Yani nüfusun %60'ı ya çalışıyor ya da iş aramıyor.
diyoruz. Böylece iş gücüne katılım oranı düşürdüğümüz için işsiz sayısı da düşürmüş oluyoruz. Yani işsizlik kriterini bekleyen iki olay var. İş gücüne katılım orayı. Bir, onu olması gerekenden yarı yere düşürdük. Hı hı. İkincisi, yine bu iş gücüne katılım oranı içinde son bir ay içinde İşkur'a kayıt olmuş olanları artık dikkate alıyoruz. Diğerlerini yine dikkate almıyoruz. Bizim ülkemizde köylerde oturanlar, kentin gecekondu kesiminde oturanlar ikide bir İşkur'a gelip kayıt olacaklar. Her ay yenileyecekler kayıtlarını. Yani İşkur bunu böyle demiyor. TÜİK anket araştırması yaparken bunu ona dikkat alıyor. Yoksa TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu yaptığı gibi İşkur bir ayda bir kaydınızı yenileyin demiyor. Bana kaydol, ben sana iş bulmaya çalışacağım diyor. Ama TÜİK bunlardan sadece son bir ay içinde kayıt olmuş olanlar veya kaydını yenilemiş olanları işsizlik sınıfında dikkate alıyor. Onlar için de bir de anket yapıyor. Normalde mesela bize en yakın ülkelerden bir tanesi İspanya'dır. Hem nüfusu bize yakındır, hem de bir Akdeniz, tipik bir Akdeniz ülkesi gibi bizim ülkemiz gibidir, benzeridir. Orada mesela iş gücüne katılım oranı %74. Yani nüfusun %74'ü iş gücüne katılım oranı için dikkate alınıyor. Ve buna göre de işsizlik oranları %21. Aynı İspanya'nın yaptığı değerlendirmeyle biz işsizlik rakamlarını hesaplasak %32,5 çıkıyor. Yani gerçek işsizlik oranı %32,5. Böylece biz aslında 51 milyon olan iş gücüne katılım oranını 29 milyona düşürerek diyor, bir, ev hanımları seni çıkardım. İki, İşkur'a bir ay içinde kaydolmana seni çıkardım. Üç, öğrenciler seni çıkardım. Dört, mevsimlik işçiler. Aslında mevsimlik işçi normal bir iş bulsa hemen oraya geçecek. Onu da iş arayan saymıyor. Ve diyor, o özürlüler, askerler, ben sizi diyor bu sayıdan düştüm. Siz iş aramıyorsunuz diyor. Sonra dönüyor 29 milyonluk iş arayan kesime. Bunlardan ne kadarı son bir ayda İşkur'a kaydolmuş. Ona bakıyor. Sonra da o katılanlardan da son 15 gün içinde iş bulsaydı çalışabilir olanlar, ki ona bakıyor. Bunlara şunu soruyor. Son bir ay içinde en az 1 lira daha getirecek olsa bir gelir elde ettiniz mi soruyor. Ecevit Devri'nin soru şuydu. Son 6 ay içinde veya son 2 ay içinde, bir yer 12 aydı. 12 ay içinde en az bir gün çalıştın mı diye soruyordu. Şimdi en az bir günü bıraktık. 1 lira. 1 lira bile olsa para getirecek bir işte çalıştın mı soru soruyoruz. Böylece %34'lerde olan gerçek işsizlik rakamımızı %9,9, yani 10 diyelim. O %10 olarak açıklamış oluyoruz. Ülkemizde şu anda 2.853.000 kişi işsizmiş. Bu rakama göre. Koyalım şimdi oraya kenarı. Çalışanlar nüfusuna bakıyoruz. Yaklaşık olarak 25 milyon çalışanımız var. Bunlardan 20 milyon kadarı Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olanlar. Yani işçi, esnaf altında, veyahut da memur. Hı hı. Toplamı 20 milyon. 5 milyon da kayıt dışını koyalım. 25 milyon. Yani ülkemiz çalışanları 25 milyon. İş gücüne katılım oranı kaç? 51 milyon. Yani 15-65 yaş arasındaki nüfus 51 milyon. 51 milyonun 25 milyonu çalışıyor. Gerisi %50'ye düşüyor. Hadi bundan öğrencileri düşelim. Ev hanımlarını düşelim. Mevsimlik işçiler. En kötü ihtimal %32'ye geliyor işte. %32,5'a geliyor. Yani gerçek işsizlik %50 de eğer hepsini katarsak. Tabii bu istatistik yöntemi İLO'nun yöntemi değil. İLO'nun yöntemini alırsak, İspanya örneğini aynen koyarsak %32,5 işsizlik oranımız var. Yani Türkiye'de şu anda işsizlik oranı %30. Gerçek bu diyorsunuz. Evet, aynen. Gerçek şu anda yani İspanya kriterinden gidersek veyahut da Bülent Ecevit'in başbakanlığı dönemindeki TÜİK'in iş gücü anketleriyle bu işsizlik oranını hesaplamaya çalışsak %32,5 işsizliğimiz var. Zaten biz bunu etrafımızda görmüyor muyuz? Yani çevremizde, ailemizde, dostlarımızda bize bir iş bul diyen, işe girmek için bizden yardım bekleyen gençleri görmüyor muyuz zaten? Gerçek bu. Yani 10 gençten bir tanesi mi işsiz? Yok, aslında 3'ü 4'ü işsiz. Diğerleri iş olanlar da şöyle. Mesela ücretsiz tarım işçilerini yine biz iş gücüne katılım oranından düşüyoruz. Adam anasının babasının tarlası var. Aslında iş gücü yok. Üniversiteyi bitirmiş. Sallıyorum. İktisat fakültesini bitirmiş. Ama anasının babasının yanında KPSS'ye hazırlanıyor veya bir şeye hazırlanıyor. Bu arada İşkur'a hiç kaydolmamış. Değerde onun bir an önce KPSS'ye gireyim diye bir düşüncesi var. Ya da askerliği bekliyor. Bekliyor. Biz onu yine işsiz saymıyoruz. Sen işsiz değilsin diyoruz. Böyle olunca rakamları indirebildiğimiz kadar indiriyoruz. Yine işte siz haberinizi verdiniz. Son 3 aydan son 1 aya düşürdüler. Buna rağmen işsizlik rakamları arttı. Onu soracağım. Nasıl artıyor? Gerçek işsizlik o da ondan. Zorluyor yani. Gerçek. Evet. Bu rakamlarla oynanan bu durumu, bu illüzyonu bozuyor esasında. Evet. Eğer son 3 ayla devam etseydik, yani bu ay son 1 aya düşürmeseydik rakamları, yaklaşık 16-17 çıkacaktı. Ama ona
bine düşürdüğümüz halde normalde onun 3'te 1'e düşmesi lazım. 3 yani. Ayda 1 aya düşürüyoruz. Yani işsizlik rakamının %3'e düşmesi lazım. %9.9 oldu. Yani onu değiştirdiğimiz halde 3'te 1 oranında 3'te 1 oranında azalttığımız halde nüfusu, kapsamı veyahut da süreyi %9.9. Eğer normal ölçüde %3.3 çıkması lazımdı. Yani %10 deseniz 10 kişiden birinin işsiz olması gerekir ama dediğiniz gibi yani bu rakamların gerçekçiliği kendi hayatınızdan etrafınıza baktığınızda zaten çok net o tablo ortaya çıkıyor. Şimdi AB'ye bakıyoruz. Şimdi AB ülkelerindeki nüfusa katılım oranları %70'ler civarında dedik ya. Adam mesela İspanya'da işte %46'sı çalışıyor İspanya'nın şu anda. Yani nüfusun %46'sının işi var. Hı-hı. Resmi işi var. Bizim ülkemize bakıyoruz. 70 milyonda 20 milyonun işi var. Yani %30 bile değil. Değil. Onlarda 46.8'i işi var. Ona rağmen işsizlik rakamlarını %20'li rakamlarını açıklıyorlar. Biz ise onların istihdam kapasitesinin yarısından bile azız. 46 milyonun, bizimki 20 milyon. Daha az iş çalışanımız var. Ona rağmen bizim işsizlik rakamımız İspanya'nın yarısı kadarmış. Biz daha az işsizmişiz. Biz daha az iş aramıyormuşuz. Hatta bazı öyle durumlar oluyor ki bazı aylarda 2014 yılında İşkur'un sitesinde iş arayanların sayısı TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamından fazla çıkıyor. İşkur'a bakıyorsunuz 3.2 milyon iş arayan var diyor, gösteriyor orada. TÜİK açıklıyor 2.4 milyon. Ya burada İşkur'un sayfasında çünkü o zaman sonuç aya dikkat alıyordu. Şimdi son bir aya düştü. Şimdi gene girelim İşkur'un sayfasına. TÜİK'in açıkladığı 2.2.853.000'den daha fazla kişi şu anda İşkur'un web sayfasında iş arayanlar kısmında var. Yaklaşık sayıları 3 milyon civarında. Ya kendisi söylüyor zaten. İşkur kendi 3 milyon kişi iş arıyor, ben de kayıtlı diyor. TÜİK çıkıyor 2.853.000 diyor. Bunlarda İşkur'a kaydolmayan insan da var. İş aramaktan ümidini kesmiş olanlar şimdi da var. Şimdi onu diyeceğim. Yani umudu kalmadığı için iş aramaktan vazgeçen insanlar olabiliyor. İşkur'a hiç başvurmamış. Yani eşe dosta sorarım. İşte biz Ahmet abi benim işimi ayarlayacak. Onu bekleyenler var. İnternetten iş arama. İnternetten evet. Çeşitli kariyer siteleri evet. Var. Oralardan arayan var. Ya da işte haftada sadece bir gün çalışan yevmiyeyle geçimini sağlayan da var. 1 lira bile alsa. Ha, 1 lira bile alsa. Son 15 günde 1 lira aldın mı tamam yandın. Bir de bu gizli işsizlik kavramı var. Yani bu kavramlarla biraz bakıldığında neler söylenebilir? Ya şimdi bizim AB'ye girme aşamasında işsizlik rakamlarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyordu. %10'lardan az olacaktı. O yüzden de istatistik yöntemlerini değiştirdik. Bizim işsizliğimiz Avrupa Birliği'nin işsizliğinden daha düşük çıkarmaya başladık. Şimdi peki Avrupa Birliği eğer bu rakamlara inanmış olsaydı, yani rakamlar doğru deseydi, bizim serbest dolaşım hakkımızı içeren AB'ye girişimizi evet demez miydi? Nasılsa en büyük korkular şu, sınırları açarsam Türkler Avrupa'ya yığılır. Akın akın gelecekler gelir. Diyor. Şimdi diyoruz ki biz, hayır efendim bizde iş arayanların sayısı o kadar değil, hiç kimse size gelmez diyoruz. Biz buna kendimiz inanıyor muyuz? Yani şu anda Avrupa Birliği ile tam üyeliğimiz imzalansa, dileyen dilediği anda Avrupa ülkenin herhangi birine gidiyor olsa kaç kişi gider bu ülkeden? Milyonlar gider. Şu anda işsiz bile, kalan nüfusun hepsi gider herhalde. Hepsi gider. Serbest hatta dolaşımı. Yani bizim işsiz sayılmayan mevsimlik işler gitmez mi? Gider. Gider. Devlette 4G'li çalışan asgari ücretli çalışan yani işin elinde bir mesleği hani altın bileziği olan insanlar bile gider. Ben burada emeğimin karşılığını gerçekten alamıyorum deyip. Aynen öyle. 4G'liler var işte asgari ücretli çalışıyorlar. Bunlar nitelikli işler. Tekel işlerini hatırlayın. 20 yıllık 15 yıllık işler bunlar. Nitelikli nitelikleri var, meslekleri var. Onlara biz 4G kadrosundan asgari ücret üzerinden para veriyoruz. Ama biz işsiz sayılmıyor onlar şimdi. Ama onların her biri aslında gerçekte işsiz. Yani bulabilseler, imkan olsalar özel sektörde veya kamuda daha yüksek ücretli bir işe geçmeye çalışıyorlar. Ama yapamıyorlar. İmkanları yok. Aynı kişiler, bırakın işsiz sayısını, çalışanlarımızın bile büyük bir kısmı, yani bize çalışan sayılan 20 milyonluk nüfusun büyük kısmı AB'ye doğru akın eder. Bu gerçeği onlar görmüyorlar mı? Ama biz kendi kendimize kandırıyoruz. %10'un altında işsizliğimiz var diyerek. Peki hani bir zaman kriter ya da kaygı, endişe Avrupa Birliği'ne girebilmekti. Avrupa Birliği'nin kriterlerini yakalayabilmek için rakamlarla oynadık. Şimdi neyle oynuyoruz? AB gibi derde kalmadığını görüyoruz. Yani gerçekte kalmadı ama görüntüde yine müzakereler devam edecek, fasıllar açılacak gibi beklentiler de var. Biraz da böyle seçim öncesi acaba. Bu rakamlarla oynamak biraz da onun bir yansıması mı? Aynen öyle. Şimdi mevcut partinin, yani iktidardaki partinin büyük bir özelliği var. Bir sınıfa yaslanıp diğer sınıfa saldırmak. Mesela çıkıyor televizyona diyor ki birisi, emeklilere %25 zam yaptık diyor. Aslında yaptığı zam %25 falan değil. %5. Ama %5 olduğunu sadece emekliler biliyor. Emeklilerin sayısı kaç? 10 milyon.
Nüfus kaç? 65 milyon geride kalıyor. 75 milyonun. 65 milyonu şöyle biliyor. Oo, hükümet emeklilere büyük zam yaptı. Yaşadığınız emekliler. Ama emekli gerçeği biliyor. Biliyor. Emekli biliyor. 65 milyon bilmiyor. Dönüyor ondan sonra emeklilere sırtını verip diyor ki çalışanlara bu sene biz enflasyonu ezdirmeyecek kadar işte %8, %9 zam yaptık diyor. Mesela en son geçen yıl 2014 yılında tüm memurlara 125 lira seyyana zam yaptılar. Öyle açıklamadılar ama. %22 oranında zam yaptırdılar. Evet, en düşük memurda %22'ye değiliyordu. Hı hı. En yüksek memurda %1'e bile denk gelmiyordu. %1 bile değildi. Ortalaması %1. Böylece şu anda da yaklaşık 3 milyon memurumuz var. 75 milyona 3 çıkar. 72 milyona dayanıp 3 milyona bak ben seni çok güzel yaptım deyip sınıfları birbirine kırdırıyor. Böylece her bir sınıf diyor ki bakın dikkat edin. Mesela şu şöyle olmuş dediğinizde diğer sınıf diğer sınıfı saldırıyor. Ücretleri çok yüksek bunların diye. Bizimki niye düşük diye sormuyorlar. Özal döneminde de şey hatırlıyorum. Memur maaşlarıyla işçi maaşları. Bunları böyle birbirine karşı evet, adeta evet. Yarıştırırdı Özal. İşte memura vermeyeceğiz, işçiye mi vereceğiz? İşçi, toplu iş sözleşmeleri öncesinde falan Özal'ın bir taktiğiydi o. Çünkü 1980 yılı darbe olduğunda ülkemizde 5 milyon işçi var. 3.8 milyonu sendikalı. 5 milyonun 3.8 milyonu. Sendikalı işçiler tabii ki örgütlerinin gücünden genel şeyle toplu sözleşmelerde çok yüksek ücretle çalışıyorlardı. O yıllarda hatırlarsınız genel müdür derdi ki ben 1000 lira alıyorum şoförüm işçi kadrosunda o 2000 lira alıyor derdi. Böylece onu kırdırırdı derdi ki Özal da aynısını yapardı derdi ki bu işler çok para alıyorlar. Bu memurlar az alıyor demezdi. Hı hı. Bu memurlar alması gerekenden az alıyorlar çünkü örgütleri yok. Örgütleri olmadığı için bizim iki tuzağımızın arasında istediğimiz zamı yaparız, istediğimiz yapmayız demiyordu da işçiler çok alıyor diyordu. Çünkü işçiler örgütten gelen gücünü kullanıyordu. Şu anda ise sendikalı oranımız %6. %6. 10 milyon işçimiz var, 600 bin sendikalı işçimiz var. Bunlardan 400 binin toplu sözleşmesi var. Geri kalan 200 bin de yok zaten. Yani toplu sözleşme hakkı da yok. Ya, sendikal ama toplu sözleşme masasına oturacak kadar üye elde edememiş daha. Yani 600 binin için 400 bin tanesi toplu sözleşme imzalamış. Onların da büyük kısmı sarı sendika. Hükümetle bir şekilde her halükarda evet. Uzlaşacak. Son memur maaşlarını görmedik mi? %3 artı 3 yaptılar değil mi? Evet. 2014 yılında seyyanen 125 lira yaptılar. İlk defa, Cumhuriyet'ten ilk defa 2014 yılında memurlar ve memur emeklileri enflasyona ezdirildi. Yıl sonunda enflasyon farkı yok çünkü. 125 lira seyyana zam aldılar. 2015 yılında 3 artı 3. Şimdiden enflasyon %8. Ki o hatalı hesaplamaya rağmen %8. Gerçek mutfağın enflasyonu. Sokağın enflasyonu. Geri alıyor yani. %25. Yani evet. Şimdi dolar %15 artmış. Petrol şimdi son 6 ay içinde 40 dolardan 68 dolara çıkmış. Bütün bunlar ulaşımı ve hepsini ekliyor. Çarşı pazarına çıkıyorsun enflasyon %25 ama her şey ithal hiç kullanmadığımız dolar. Ketenin hı-hı. Hesabına sokarak, hiç kullanmadığımız bir aletleri, edevatları da enflasyon hesabı dikkate aldırarak. Enflasyon pimpon topunu. Evet. Pimpon topunu kaç kişi alıyor bu ülkede? Yani ama gerçek mutfak enflasyonu her zaman %20'ler, %25'ler seviyesinde şu anda enflasyonun %8 olarak açıklandığı ortamda bile. Anladım. Bir de bu işsizlik fonundan maaş alan kişiler var. Bunları işsiz sayıyor mu, saymıyor mu? Onu da çıkartıyor mu sistemin dışında? Yani işsiz, adını işsiz diye koyduğu için ona maaş veriyor. Evet. O fondan. Peki bu hesaplamaya bu TÜİK'in açıkla rakamlarına... İşkura kaydoldukları için, onlar mecburen kaydoldukları için hı-hı. İlk birinci ay için sayılıyor. Birinci aydan sonra o da sayılıyor. Sayın, biliyorsun son bir ay içinde kaydolanlar dedik ya, işkurdan 6 ay, 8 ay veya 10 ay işsizlik ödeneği alma hakkımız var. 6-8 bunun için de 30 gün içinde yani bir ay içinde işten çıktığımız tarihten itibaren 30 gün içinde İşkur'a gerek internetten gerek bizzat giderek başvurmamız lazım. Başvurunca önce iş arayan kategorisine kaydediyorlar bizi, sonra ödeneğimizi veriyorlar. Ne zaman kaydolduksa o tarihten itibaren bir ay içindeki anketlerde işsiz sayılıyoruz, geri kalan sürede sayılmıyor. Zaten o 10 ay işsizlik ödeneği alacak bir şey tekrar o kaydı yenilemiyor zaten. Birinci ay yapıyor, bekliyor İşkur. Bana iş bulmasını veya iş gücü eğitimine katılması için talep gelmesini bekliyor. Hı hı hı. Bir de yine bir rapor, dün basında da yansıdı, bir OECD'nin bir raporu dış basında yer alıyor. Biz de haberleştirdik burada. Türkiye'de çalışan kadınların erkekten daha az kazanmasıydı. Türkiye'de böyle bir handikap, böyle bir dezavantajı var. Evet. Kadın çalışanın en üst düzeyde yönetici dahi olsa muadili bir erkek çalışana göre aynı pozisyonda daha az alıyor. Bunu da ben hani yorumlamanızı isteyeceğim. Şimdi bizim zaten ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı çok düşük. Hı hı. İş gücüne katılım oranında %70 küsur oranında erkekler var, %30 oranında kadınlar var. Yani işsizlikle de alakalı bakıldığında değil mi? Ev hanımlarından bahsettik. Evet, iş gücüne katılım rakamları hesaplarken %70 erkek, %30 kadın.
olarak görünüyor zaten. Avrupa'da bu rakam 50-50 yakın yani veya 50-50 değilse bile 55'e 45 gibi. Çok yakın birbirine. Kadınların iş gücüne katılım oranı düşük. İki sebepten düşük. Bir, bizim ülkemizde kadının çalışmasını ayıplayan bir kültürel davranış gelişmeye başladı son yıllarda biliyorsunuz. İkincisi, kadın evinde otursun, çocuk baksın, onun görevi o, mutfakta yemek yapsın, evde temizlik yapsın anlayışı gelişmeye başladı. Hatta biliyorsun bir ara tartışma bile oldu, bir din alimi denilen kişi ne işi var kadının iş yerinde, başkalarının gözünün önünde cinselliğini sergiliyor gibi sözlerle de bunu deklar etmeye çalışıyorlardı. Zaten katılım oranı düşük çünkü kadın işçi sömürülebilecek bir iş gücü olarak görülüyor sermaye tarafından. Bununla ilgili bir de birçok perde dernek var. Kadın istihdamını aslında kadın sömürüsünü arttırmak isteyen ama sanki kadınlara girişimci olmasını isteyen dernekler gibi. Kadın Girişimciler Derneği değişik isimde değişik şekilde kadın sanki kadını girişimci yapmaya çalışıyor gibi gösteriyor. Ama kadın aslında iş gücüne çekip daha az ücretle çalışacak kişi olarak gördüğü için bunu yapıyor. Çünkü kadının iş yerindeki pozisyonu erkekle aynı olsa bile aldığı ücret Türkiye şartlarında ondan en az %30 veya 40 daha az. Çünkü kadını orada iş gücü olarak görmek istemiyorlar aslında. Sebebi de bu ama sömürmek istiyorlar. Bu ülke gerçeği OECD raporu çıkmış zaten işte. Yani bizim ülkemizdeki iş gücüne katılım 28 oranı... 28 ülke arasında 26. sıradayız. Sonuncuyu yakalayamamışız. Çoğu şeyde sondan birinciyiz ama bunda sonuncuyu yakalayamamışız. Sondan ikinci olmuşuz bunda da. Mesela istatistik rakamlarına dikkat edin. Finlandiya bizden daha kötü durumdaymış mesela. Makedonya bizden daha kötü durumdaymış mesela. İtalya bizden daha kötü durumdaymış mesela. Ama onlar dediğim gibi iş gücü rakamlarını, iş gücüne katılım oranı rakamlarını doğru rakamlardan seçiyorlar. Biz işsizlik rakamını belirleyen iki kalem üzerinde bir iş gücüne katılım oranı baskılıyoruz. İki, iş arayanlar kısmında da son bir ay diyerek orayı da baskılıyoruz. İyice daraltıyoruz. Hem paydayı daraltıyoruz hem payı daraltıyoruz. İkisini de daraltıp rakamları düşük göstermeye çalışıyoruz. Sonra da ne güzel bir pembe tablo diyoruz. Böyle de seçime doğru gidiyoruz. Evet, belki de en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi iktidarın bu rakamlarla oynamak. Yerel yönetimlerde falan da görüyoruz. Sihirli cümleleri olduğunu düşünüyorum ben örneğin. İşte çalışıyor, büyükşehir çalışıyor gibi. Evet. Bunlar biraz sihirli cümleler ya da işte rakamlar, işte metro o inşaatında çalışıyor falan. Çalışıyor kelimesindeki ilk üç harfin bir virgül atmak gerekir. Çalışıyor. O da sizin yorumunuz olsun. Sayın Tezel, çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız, katkıda bulunduğunuz bu işsizlik rakamlarının hani nasıl böyle çıktığını biraz anladık açıkçası, aydınlandık. Evet efendim, günün diğer gelişmeleriyle devam edeceğiz haber merkezine.